Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Rusya, Moskova. Yarın BRICS günü. İki günlük BRICS zirvesi yarın resmen başlayacak. Dünyada yeni bir düzenin başlangıcı olacak günde. Amerika'nın kurduğu düzene karşı, Amerika'nın kurduğu ekonomik düzene karşı BRICS ekonomisi daha da büyüyor, genişliyor. Şimdi BRICS'te biliyorsunuz kurucu üyeler var. Brezilya, Rusya, Arjantin, Çin falan. Ama ilk fire verildi. Brezilya. Brezilya Başkanı Lula yarın Rusya'da yapılacak olan BRICS zirvesine katılmayacağını duyurdu. Ayağa kaymış, banyoda düşmüş, hafif sakat, çok da yürüyemem babında bir haber. Tabi akıllar karışıyor. BRICS günü bir gün önce banyoda ayağa kayıp, <laughs> Rusların sistemi var ya oradan ayağa kayar pencereden aşağı düşer falan. Ama bu Rus sistemi değil, Amerikan sistemi. Amerika'nın tehditvari açıklamaları, tehditvari adımlarından sonra Brezilya Başkanı'nın Rusya Kazan'daki BRICS zirvesine katılmayacağı iddia ediliyor. Johnny Lear Brezilya'nın boğazına iyi çöktü. Eğer ki Rusya'ya gidersen, Kazan'daki BRICS zirvesine katılırsan senin ümüğüne çöke 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 seni cortlatırım. Bu mesajların Amerika'dan, İngiltere'den Brezilya'ya ulaştırıldığı iddia ediliyor. BRICS zirvesi ilk fire Brezilya başkanı. Sayın Erdoğan yarın BRICS zirvesi kapsamında Rusya'da olacağı söyleniyor. Bakalım takibe devam ediyoruz. Ve diğer bir BRICS haberi. Birleşik Arap Emirlikleri Bin Zayed ilk kez Rusya'da BRICS zirvesine katılacak. Baye BRICS'e üye mi oldu? Evet. Ocak ayı itibariyle geçtiğimiz Ocak ayında 5 ülke daha BRICS'e resmen üye olmuştu. Bunlar kim? Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya. Huu. Hani burada Mısır ve Etiyopya'nın durumu hiç iç açıcı değil. İran zaten her an tepesinde İsrail, Ziyonlar, Joniler bir işler çevirebilir. Kritik bir süreç. Etiyopya Mısır'la savaşta. Hani resmen savaşta değiller ama böyle çok büyük gerilim var. Etiyopya bölgede artan gerilimde ne yapacağını düşünüyor. BRICS üyesi ülkeler içinde de böyle yangın yeri olan ülkeler var. Yani böyle sakin bir ülke yok. Hepsi ya savaşta, ya ekonomik krizde, ya bir gerilimde, ya bir yere dalmak üzere. Çin Tayvan'a dalmak üzere. Rusya zaten Ukrayna'ya daldı. Etiyopya, Somaliye, Mısır'a, Sudan'a dalmak üzere. Birbirlerine girmek üzereler. İran, İsrail, Ziyonlar, Amerika birbirine girmek üzere. E, Türkiye hani biz üye değiliz birikse. Hani denge politikası girelim girmeyelim böyle arada kalıyorum ben de. Fakat bizim etrafımız yangın yeri. Arjantin hakeza öyle, Brezilya hakeza öyle. Hindistan zaten bir buçuk milyar insan. Yine pohuyla duş alıyorlar. BRICS yeni bir ekonomik topluluk, ekonomik havuz oluşturuyor. İşte bir işlerine giren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri onlar para yönünden böyle rahatlar. Ve savaş olmama yönünde rahatlar ama onlarda da İran korkusu var. İsrail, Amerika, İran'a dalarsa İran'da bize dalar korkusu var. Ve İran'ın proksileri Yemen'dekiler, Irak'takiler, diğer taraftakiler. Böyle garman corman bir yapı. Bakalım ne olacak, ne bitecek? BRICS yarın başlıyor. Sizlerin yorum nedir sevgili dostlar? Türkiye BRICS'e üye olsun mu, olmasın mı? Denge politikası gütmeye devam edelim. Yoksa biz kendi birliğimiz, Türk Birliği onu güçlendirmeye devam edelim. BRICS'e Kazakistan üye olmayı reddetmişti biliyorsunuz ve anında Rusya Kazakistan'a ambargo yaptırım kararı aldıydı anlatayım sizlere geçtiğimiz gün yarın günlerden BRICS günü Bilal Feyza sizin için takibe devam Arnavutluk Arnavutluk'un eski Cumhurbaşkanı Elir Meta tutuklandı Arnavutluk'taki mevcut en güçlü üçüncü partinin de başkanı olan Arnavutluk eski Cumhurbaşkanı yolsuzluktan hırsızlıktan karanlık işler yapma suçuyla Arnavutluk güvenlik güçleri tarafından tutuklanıp hop Godes'e gönderildi. Hani bu Arnavutluk karıştıracak bir haber midir? Karışmaz. Sıkıntı yok. Arnavutluk bunlara alışık zaten. Balkanları takibe devam. LG-155. Roketsan. Akıllı mühimmat. Kızılötesi arayıcı başlığı var. Ne ki bu? Topçu mermisi. Roketsan'dan lazer güdümlü 155 milimetre topçu mermisi manyak. Efsane. Şimdilik mesafesi kısa. 25 km. Bizim hedefimiz bunu 50 kilometresini, 60 kilometresini görmek, 100 kilometresini görmek. İnşallah göreceğiz. Başta fırtına obüsleri olmak üzere 155 mm topçularımıza hassas bir atış kabiliyeti sağlayacak ve hareketli hedeflerin de vurulmasını sağlayacak. Hedefleri tam 12'den vuracak. Radarlar Hava savunma sistemleri, farklı unsurlar, toplanma yerleri, havadan ihalar, siyalar yerde işaretleme yapacak. Ya da ilgili karadaki unsurlar işaretlemeyi yapacak. Lazer işaretlemeyi. Bu topçu mühimmatını, lazer güdümlü topçu mühimmatını yerleştireceksin. Tıpayı bur, bir çakacaksın. Kafası böyle havalandığı zaman ulan neredeymiş bu bana koordinatı verdiler ama dur bakalım gidelim bakalım. Aa, aha burada nokta atışı. Hedef hareketli mi? Ama kıymetli bir hedef. Hedef istediği kadar kaçmaya çalışsın. Sağa kaçsın, sola kaçsın, ağacın arkasına girsin, kayanın kovuğuna girsin. Onu bulup depesinde tam 12'den bum imha edecek. Elhamdülillah. Roketsan LG-155 lazer güdümlü arayan, tarayan ve bulup tıpayı çakan topçu mühimmatı. Hareketli hedefleri dahi peşine takılıp veriyor, vuru veriyor. Kaçarı yok. Öyle manyak bir şey. Hayırlı olsun. Yetmez ama o zaman devam. İşte Anka 3 Tolun mühimmatını kanatlarında görüyorsunuz bir sağda bir solda. Atış testinin en net en güzel anlarını içeren video TUSAŞ tarafından yayınlandı. Şöyle güzelce net bir bakalım ya. Şöyle bir içimiz rahatlasın. Bak 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 bak. Hareketleniyor. Nereye gidiyorsun? İşin mi var? Çakacak galiba. O oh. aman Allah'ım. Elhamdülillah. Hedefi hani tam 12'den vurmak derler ya. Nokta atışı vurmak derler ya. Onun vücut bulmuş hali. Düşman unsurunu göbeğinin delüğünden tıpayı yiyiverdi. Şimdi biz bunda daha başka bir nokta bekliyoruz. Şimdi biz bunda daha büyük bir heyecanla beklediğimiz durum var. Olay var. Ne mi? Gövdesi. Anka 3'ün Hani bizim derin darbe hayalet savaş yetimizin en büyük özelliğinden biri gövdesinin içinde de mühimmat taşıyabiliyor. Füzeler, roketler, bombalar neyse içine koyuyorsun bu sessizce gidiyor. Şimdi kanatlarda mühimmat oldu mu biraz daha gözükebilir. Radarlar görebilir. Fakat o mühimmatları kanatlara takmayacaksın. Zaten hayalet görmüyor. Zirtakiler görmeyecek. Daşnaklar hissetmeyecek. Ziyonlar. Jonisi, Moskofu, Persi. Yami Amurfası kim varsa karşımızda. Görmeyecek, hissetmeyecek. Gövdesinin içinde mühimmatı aldı ve ilgili hedefe doğru gidiyor. Hadi biz yakından bakalım şöyle. Adalarımız. Bir yerler var. Bol bol tıpa çakılacak. tak askeri rap 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 rap, rap, rap tutuyor. Radarın başında bu inceliyor ama hiçbir şey görmüyor. Ve Orgu nedir bu durum? Bir şey yok komutanım tamamdır. Olay asayiş berkamal. Hiçbir şey yok. Uçan kaçan yok. Böyle bir bakayım şöyle dışarıdan. kuş uçuyor. Bir şey yok. Diyecek. Ama Anka 3 gövdesini aldığı mühimmatla beraber radarlara yakalanmadan sessizce hayalet derin darbe gelecek. Ve ilgili hedefi Paligaryaların o çok güvendiği yerleri göbeğini karnını açacak. içinde mühimmat çıkıp Du aşağıya Bum! Bir anda. Oradan radar başındaki zirteki. Manaya mı? Ne oluyor ya? Diyecek ama geçti palik aracın. Geçti. Aç çok Onun sesiydi. Böyle dehşetül manyak bir sistem. Biz bunu bekliyoruz. Bunun atış testlerini bekliyoruz. Gövde için mühimmat atış testleri bekliyoruz. Ha belki de bunu göstermeyebilirler. Çünkü hani sırdır günün sonunda kanatlardaki biraz daha açık bir unsur olabilir ama gövde içindeki yapısal durumları, gövde içinde mühimmatın nasıl çıkacağı, nasıl atılacağı, düşman inceleme birimleri, düşman mühendislik birimleri bunu görüp ona karşı tedbirler geliştirebilir. Belki de hiçbir şekilde gösterilmeyebilir. Belki de belki, inanıyorum ben, çoktandır biz gövde içi mühimmat atış testlerini yapmışızdır. Şimdi sadece kanatları gösteriyoruzdur. Olsun, böyle olsun ama günün sonunda bol bol pembekli olsun. Şşt, ponçik giden. bizden. İran Tastim Haber Ajansı. Türkiye ile atıyor, Türkiye kalkıyor. Pers kafası. Türkiye'nin hedefi netleşti. Halep. Türkler Halep'e operasyon yapmak için hazırlanıyor diyor İran basını. Özgür Suriye ordusu. Hareket dedik. Yığınak ve hedef şimdi Halep. Arkada İran Taslim Haber Ajansı'nın paylaştığı görseli görüyorsunuz. Hedef Orada yazan yazı aynen şu. Türkiye sırtından hançerliyor. Kimin sırtından hançerliyor? Sözde İran'ı. Bize ne İran'dan? Biz misakı bildiğimiz yolunda ilerleyeceğiz. Ama İran burada Türkiye'yi Amerika'yla, İsrail'le işbirliği yapmakla suçluyor. Nasıl? Amerika ve İsrail İran'a karşı, Lübnan, Hizbullah, İran'ın beslediklerine karşı bir operasyon başlattı. Türkiye de bunu fırsat bilerek genişleme adımlarıyla şimdi gözüne Halep'i kestirdi diyor İran basını. Ve şunun da altını çiziyor. Suriye'nin ikinci büyük kenti, ikinci büyük şehri Halep, Türklerin radarına girdi. Valla ne diyelim Persler ağzınızdan bal damlıyor. İnşallah diyelim. İnşallah. Ben de bolca anlattım. Hani Halep'e bir operasyon harekat başlayabilir Özgür Suriye üzerinden dedim. Yani şuradan Antep'e, Gaziantep'e gayet yakın bir yer Halep. Halep zaten misak-ı İran sen desen de demesen de. Biz misak-ı millimizi elbet amelbet tamamlayacağız. Halep'te de anmış anlı Türk bayrağı dalgalanacaktır Allah'ın izniyle. Esas İzrail'le, Johnny'lerle işbirliği yapan sensin ey Pers. Gazze'yi satan, Lübnan'ı satan, Yemen'i satan, her tarafı satan sensin. Biz Mousemore ve Mousemore'u korumaya biz elimizden geldiği kadar her şey ama her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Görünen ve görünmeyen her şey. Görünen ve görünmeyen her şey dedim ve Gazze. Gazze'de ay yıldızlı yüzük takan Gazze'li. İzrail'li generali Zion generali tankın içinde bum. İşte o anlar içeren video yayınlandı. Ben sizlere böyle kısa birkaç fotoğraf ve kısa bir video göstereceğim sadece yüzük olan yeri. Parmağındaki yüzük Hamaslı biri bir bombanın üzerine bir şeyler yazıyor. Orada herhalde işte intikam alınacak falan yazıyor ve o yüzüğün üzerine şöyle bir zoomluyoruz. Yüzük çünkü dikkat çekiyor. Ay yıldız. Ay yıldız. Her yerdeyiz. Gördüğümüz görmediğimiz her yerdeyiz. Mesaj net. O tankta o generalin olması tesadüf mü? Bu parmağında ay yıldızı yüzükle o bombayı mühimmatı yapıp özel olarak geliştirildi. Bakın o bomba yani Amerika'nın bıraktığı, İzrail'in bıraktığı mühimmatlar alınıp başka bir bomba ortaya çıkarıldı. Normalde çalışmıyordu. Ve tankın geçeceği yere yerleştirildi. Tank tam geçerken o tankın içinde de İzrailli general vardı. Zion bum cehenneme zümera oldu. İşte o bombayı hazırlayan el. O el. O el. Orta Doğu'da o el, Misak-ı her yerinde o el, masumların ve mazlumların olduğu her yerde o el. Aslan parçaları iş başında. Türkiye'nin güvenliği Türkiye'nin dışında başlar. Onları görmezsin, onları bilmezsin ama onlar Türkiye için, Türkiye'nin güvenliği için, al bayrağımız için, vatanımız için, meclis hakkı millimiz için serden geçtilerdir. Onlar Türk bayrağı için her şeyi yapanlardır. Allah hepsinden ama hepsinden razı olsun. Görünen ve görünmeyen tüm kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Yeri geliyor onlar önden gidenler, şehadete önden yürüyenlerdir. Ama biz bilmiyoruz. Biz evimizde sıcak böyle oturuyoruz. Televizyon bak ona bak buna bak. Aa oldu bu oldu. Fakat arka planda Türk devleti harıl harıl çalışıyor. Her yerdeyiz. Belki de o yüzüğü takan hani bir zaman Türkiye'ye gelmiştir. Eğitimler almıştır. Bir şeyler olmuştur. Yüzüğü de beğenmiştir. Alıp parmağına takmıştır. Geri Gazze'ye gidip orada kalan bir Gazze'lidir. Hali hazırda şunun altını çizelim. Gazze'de yaşayan binlerce Türk var. Arapça konuşabilir, Arapça yaşayabilir ama onlar Türkler. Çünkü 500 yıl oralardaydık. İnşallah bu zalimlerin zulmü elbet bitecektir. Zafer inananlarındır. Devam. Arap Yarımadası, Suudi Arabistan 100 adet kan siparişi verdiği iddiası. Büyük haber. İngiliz basını. İngilizler diyor ki Suudi Arabistan'dan çok büyük heyet geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de Kaan Savaş Yeti oradaki üretimi inceledi. Tusaş tesislerini gezdi. Çok büyük antlaşmalara imzalar atıldı. Zemin oluşturuldu. Hani büyük antlaşma daha imzalanmadı ama zeminin oluşturulduğu iddia ediliyor İngilizler tarafından. Anlattıydım sizlere. Geçtiğimiz gün gelen Sud Arabistan heyeti Kaan'ı böyle bayağı bir inceledilerdi. Hem de büyük bir askeri heyet geldiydi. Bürokrat tabakasından, bakanından bilmem milletvekilinden, askeriyesinden, generalinden, mühendislerinden büyük bir Suud heyeti Türkiye'de TUSAŞ tesislerinde kanı yerinde tek 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 detaylı incelediydi. İngilizler bir kokuyu aldı, İngilizler bir duyumu aldı. Amerika'nın Suud Arabistan'a F-35 savaş jetinin satışına onay vermemesinin ardından Suud Arabistan heyeti hemen apar topar Türkiye'ye geldiydi. Kaan savaş yeti. Tamam Satılsın 100 tane satalım. Çünkü o gelecek olan parayla bizler kendi ihtiyacımızı karşılarız. Çok daha fazla üretiriz. Çok daha fazla geliştiririz. Yatırımlarımız çok daha hızlı artar. Ama şimdi burada kafaları karıştıran durum şu. İngiliz basını diyor ki Suudi Arabistan Türkiye'den 5. nesil savaş yeti Kaan Savaş yetinden 100 tane sipariş verecek. Kaan Savaş yeti üretimine Kaan programına ortak olabilir. iddiasında bulundu İngilizler. Tamam satışını yapalım ama ortak olma durumu hani böyle ya çok da içimize sinmiyor. Belki şu olabilir. Bir parçasının bir parçası onlarda üretilebilir. Nasıl ki F-35 savaş yeti programında Türkiye ortaktı. F-35'lerin orta gövdesi Türkiye'de TUSAŞ tesislerinde üretiliyordu. Bunun bir benzer programı belki Kanada'nın biri, kuyruğunun bir tarafı, teker kısmı falan Suudi Arabistan'da kurulacak olan fabrikalarda üretilebilir. Öyle kritik üretimler, kritik tesisler, kritik birleştirme aşamaları değil. Çünkü F-35 sürecinde Türkiye orta gövde üretiyordu. İşte ne bileyim ben İngilizler bir yerine, onlar bir yerine, şunlar bir yerine üretip Amerika bir tarafını üretip Amerika'da birleştiriliyordu. Amerika'daki Lockheed Martin tesislerinde birleştiriliyordu. Bizler de böyle yaparaktan Su'da bir parçasını, Pakistan'a bir parçasını, Türk dünyasına can kardeş Azerbaycan orada bir parçası üretilip Türkiye'de TUSAŞ tesislerine birleştirilebilir. Ha, Azerbaycan'da da Kaan Savaş fabrikası kurulup orada da tam bir üretim yapılsın. Sıkıntı yok. Can kardeş Azerbaycan bizden. Ama diğerleri şöyle bir tık dışarıya. Bir tık dışarıya. Pakistan da bizden ama Pakistan'ın içinde de ordu çok kuvvetli şu an. Yani ordu Amerika'yı destekliyor. Eski başbakan İmran Han Çin tarafında bir adımlar vardı. Çin'i destekliyordu. Ve Pakistan'da şu an içinde Amerika ile Çin'in bir kavgası var. Onun için Hani Pakistan tamam 3 devlet 1 millet diyor ama Pakistan'da bir tık dışarıda olabilir. Bu savaş uçağı üretim noktasında ya da içinde olabilir mi? Bilmiyorum. Benim görüşüm böyle yani Pakistan içinde tam bir düzen, tam bir böyle siyasi ve fikir birlikteliği gelsin. Ondan sonra Pakistan'da savaş yeti üretiminde bizim de tam olarak yol alsın. Sıkıntı olmaz. Ama diğer ülkeler tık tık dışarıda olsun. içinde tam da olmasın. Paraları paralarına ihtiyacımız var. Savaş yeti yapmak kolay değil, üretmek kolay değil. Bu eksende atılacak adımlar. El cümle. Suudi Arabistan Türkiye'den 100 adet ki çok çok büyük bir rakam. Artık kaç para tutar bu? 15 milyar dolar, 20 milyar dolarlık bir para demek belki daha fazla. Kaan Savaş Yeti sipariş verdi, iddia ediliyor. Artık ortak mı olacak yoksa tamamen sipariş mi? Ne olacak ne bitecek takip devam ediyoruz ama gördüğümüz şu ki Arap ülkeleri Amerika'nın rotasından İngiltere'nin rotasından iyi çıkıyor? Çünkü daha düne kadar Arap Yarımadası'ndaki ülkeler Amerika izin vermekten sonra bir postal dahi alamazlardı. Bir palaska dahi alamazlardı. Çünkü Amerika, İngiltere size ben satarım başka yerden almayın diyordu. Fakat bu durumun aşıldığı gözüküyor. Arap ülkeleri Türkiye ile daha da yakınlaşmaya çalışıyorlar. Gelsinler bizim koyduğumuz kıssaslarda, Türkiye'de takvim koyduğu kıssaslarda herkese kapımız açık ama hoş gelmeyin. Dolu gelin. Gece haberleri de bu kadar sevgili dostlar. Ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koş aradım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızdırma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.